Devana hoş geldiniz arkadaşlar. Lux'ın dördüncü sayısı sanıyorum dün çıktı veya iki gün olmuş olabilir. Biraz da benim yoğun günlerimde o yüzden hazırlayamadım hikayeyi önceden. Şimdi bir fırsat buldum. Ama şöyle bir şey söylemek istiyorum. Büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Birinci sayı ilk sayı olduğu için heyecan vericiydi. İkincisi fena değildi. Üçüncüsü efsaneydi. Özellikle Garen'in büyücü olduğunu öğrendiğimizde, ben öğrendiğimde en azından çok heyecanlanmıştım. Fakat dördüncü sayı çok 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 kötü geldi bana. Yani boş geldi. İlk sayfalardan başlayalım bir bakalım neler olduğunu bu kapak fotoğrafından başlayalım. Silas'ın bir mutlu olduğunu görüyoruz. Yaralı veya artık bitkin halde bilincini kaybetmiş Karen'in diğer sihirbazların ellerinin üzerinde böyle geçirildiğini ama böyle hani kötü anlamda böyle bir geçirildiğini görüyoruz. Ve burada tek üzgün bir tane bir tane üzgün surat var. O da Lux'ın elinden bir şey gelmediği burada yüzüne yansımış. Bu sayıyı aslında çok fazla yansıttığını düşünmüyorum ben bu fotoğrafın ama yine de bir içeriye bakalım. Şurayı hızlıca okuyalım. Luxana Lux Crownguard kötü şöhretli büyücü Tortu Dereli Silas'ın infazını engelledikten sonra Demasya Krallığı kaosa sürekleniyor. Lux'ı yasak sihrini kontrol etmesi için gizlice eğiten Silas sonrasında genç kıza ihanet edip onun güçlerini çalıyor ve yeni ele geçirdiği sihir hapisten kaçmak için kullanıyor. Lux ve Yılmaz Öncülerin komutanlığını yapan abi Garen Silas'ın Silas Saylas'ın kaçışını engelleyemiyor. Sonunda Garen ağır yaralanıyor. Büyücü yoldaşlarını toplayan ve onların sihrinden faydalanan Silas gözlerini kraliyet sarayına dikiyor. Son sayfada geçen sayının Lux oradaki muhafızlarla konuşuyordu ve şehirden kaçacaklarını düşünen muhafızlara hayır o saraya gidiyor diyordu ve oradan devam ediyor şimdi. Sihir avcısı zindanlarının dışı. Bayan Krangard bekleyin, vakit yok. Silas'ın krala ulaşmasını izin veremem. Ama Laksan hanım biraz mantıklı düşünün. O acımasız bir katil diyerekten koşuyor burada muhafızlar. Lux böyle elinden gelince hızlı gitmeye çalışıyor. Sonra kendi içerisinden o bir katil özellikle de çalacak sihir bulursa diyor. Ve burada artık sihrini engellemek için aklına bir şey geliyor. Eğer onunla yüzleş yüzleşeceksem kendi sihrimden kurtulmalıyım diyor. Bu içinden söyledik şeyler ondan sonra şimdi nereye gidiyorsunuz diyor. Adam birden yolunu değiştiren Lux'a bir şey almam e, lazım sen saraydakileri uyar diyerekten oradan gidiyor. Buradaki güzel sahne ben ilk oynamaya başladığımda bir hoşuma gitti. O kral 3. Jarvan'ı nihayet gördük. Ha, kral 4. Prens 4. Jarvan bizim bildiğimiz Jarvan burada falan direktten bir heyecanlandım. Yukarıda anlayamadığım şeyler var. Yani anlayamadım dedim hani belki anlamı vardır ama benim bilmediğim. Eğer sizin varsa bilginiz falan kimdir bunlar eski krallar mı yoksa başka bir şey mi simgeliyor. Onları da yorumda yazarsınız eğer bilginiz varsa. Kraliyet sarayındayız. Bu konuşan şu anda 3. jarvan bizim pardon 4. jarvan bizim prens gerçek kraldı burada. Bizim jarvan diyor ki süvariler kuzeydeki bölgeleri tarıyor. Onu güney kapılarındaki kut tuzağımıza doğru yönlendirecekler. Burada başka bir adam şehirden kaçamayacak prensim. Gün doğmadan onu tekrar zincirleyeceğiz. Zincirler onu hale get onu bu hale getiren şey. Eee 3. kral biraz daha böyle ufaktan ufaktan sorguluyor. Sanıyorum hani tam olarak isteyerek yaptığı şeyler değil. Belki yüzyıllardır Demasya'da süre gelen bir gelenek olduğu için, belki başka şeylerden dolayı daha ılımlı bir yaklaşım var büyücülere karşı ama her ne kadar öyle olsa da bu fikrini değiştirmemiş yani. Hani gidip de büyücüleri salmamış. Ya büyücülere biraz daha fazla ayrıcalık vermemiş. Sonra bizim Jarvan diyor ki kendini suçlamaya devam edemezsin baba. ulusa barış ve refah getirdin. Bütün tehditlerle hızlı ve adil bir şekilde derken kral araya giriyor. Hepsine lanet olsun evlat o tehditleri kendimiz oluşturduk. Hapsettiğimiz tüm o büyücüler, aradığımız tüm o evler, kırdığımız tüm o kapılar sonunda buna yol diyor. Bir bakıma haklı yani bir şey diyemeyiz. Bir insan bir isyanla karşı karşıyayız Jarvan diye devam ediyor ve onu bastırmak için yeterli gücümüz yok. Ondan sonra bizim Jarvan diyor ki en iyi şehir, en iyi sihir avcılarımız şehri arıyor. Baba, tortu derili saylası bulacağız diyor. Ondan sonra bir adam giriyor kim olduğunu bilmiyorum. Ee, bağışlayın beni kralım ancak onu aramamıza gerek kalmayacak diyor. Çünkü saylas zaten kapıda. Dördüncü sayfaya geldik. Dördüncü sayfa mı bu? Üçüncü sayfa. O burada diyor. Yani en son bir adam diyor işte onu aramamıza gerek yok derken kardeşlerim zalimlerin büyük büyük karşısında nasıl da hemen diz çöktüğünü görüyor musunuz? En semirmiş hayvan bile çaresizliğe kapılıyor. İşte bizi bu yüzden hapsettiler ve biz de bu yüzden galip geleceğiz. Onların yok oluşu bizim özgürlüğümüz olacak diye Saylas milleti burada galeyana getiriyor. Herkesin ellerinde sihirleri görüyoruz. Şunları bunları görüyoruz. Ee, geber domuz diye böyle bir adam gaza gelmiş şu an özgürlük için falan diyor. Yani tabii Hani her nasıl bu adamların yaptıkları da yanlış. Tabii yüzlerine de yansımış biraz kötüleri seçmişler gibi. Şu adam, şu çocuk biraz daha şey gibi. Böyle güzel, temiz yüzlü bir çocuk gibi ama tamam büyücü olmayanlar büyücüleri büyü yapmasın diye yok ediyor. Büyücüler de siz bize eziyet ettiniz diye onları yok ediyor. Yani deseler ki tamam bari onlar bize böyle eşit bir halk sunmadı, o eşit bir topluluk sunmadı. Bari biz onlara sunalım demiyorlar. Kapıları tutun, hisarı koruyun diyor kral. Ondan sonra Jarvan diyor ki kralı iç salona götürün ve zırhımı getirin diyor. Orada görüyor zaten birazdan yardıracağını. Kapıları açtılar. Dağılın yakalayın onları falan filan bir şeyler diyorlar ama tabi yapacakları bir şey yok. Ondan sonra burada bizim bildiğimiz şekliyle Jarvan zırhının içinde mızrağını almış gelmiş. Hıyaa diye yardırıyor. Bıçın bıçın falan efektler eşliğinde hainler, isyanınızın lideri nerede? Göster kendini Saylas diye çıkışıyor ve Saylas reverans yaparak burada geliyor. Buyur, buyur prensik, kraliyete nasıl hizmet verebilirim? Jarvan da böyle bir şey daha yeni tıraş olmuş da böyle ne, ne denir ona bilmiyorum. Aa, o şeyler var işte böyle. Neyse. Bu kadar yeter büyücü. Küçük isyanın sona erdi. Yanlış anlamışsın genç Jarvan. Jarvan bu benim isyanım değil. Hepimiz eşitiz. Liderler yok. Hizmetçiler yok eşitiz diyor ama yani yani katliamdan da geri durmuyor. Ve tahtta oturup emirler yağdıran bir kral da yok diyor. Çok yan yana geldiler. Onu diğerlerinin uzak tutun. Bir kaynağı olmadan sihir kullanamıyor diyor. Ama burada Jarvan'ın bilmediği şey var ki geçen sayıda öğrendiğimiz gibi bütün kale, bütün surlar Petrisit'ten yapılmış ve yüzyıllar boyunca içinde yaşayanlar, saldırıya gelenler, gizli gizli saklananlar işte Lux gibi şunun gibi bunun gibi sürekli sihir çekmiş bir Petrisit ee, artık bu yani korunak değil bir silah. Önceki sayıda söylenmişti zaten bu. Hiç şansın yok. Hisar asırlar boyu dimdik durdu diyor. Böyle etrafını çevirmişler. Sefil ailelerden gelen birkaç serseri onu yıkamayacak diyor. Hmm, jarvan'ı normalde severiz falan ama bence böyle konuşmasa daha da sevili ol, sevili, sevilesi olabilirdi. Sefil ailelerden diyor. Yani soyluluğa çok çok inanan bir adam olduğunu buradan görüyoruz. Sefil bir aileden geliyorum. Evet. Geçmişimi biliyorsun diyor. Peki ya sen kendi geçmişini biliyor musun? Evinin yanı başında gerçekleşen savaşları. Peki ya bu petrisit temellerin soğurduğu sihri? Burada elini duvara koyuyor. Burada şüpheli konuşuyor biraz. Hani sen kendi geçmişini biliyor musun falan filan diyor. Muhtemelen okuduğu kitaplarda bilinmeyen şeyler falan vardır ama burada benim düşündüğüm yani Kyle'ın Morgan'ın zamanından bahsediyor yoksa hani yoksa başka tarihlerden bahsediyor bilmiyorum. Silas'ın bildiği şeyler var belli ki. Burada satır diye bir saldırıya geçiyor. Ah yapıyor bizim şehrimizi falan diyor. Şu diyor bunu diyor işte saldırıyor. Adi büyücü diye kapışmaya başlıyorlar. Ama işte yani o kadar büyük bir büyücü var ki duvarlarda. Yalan olacak birazdan Jarvan. Şimdiden spoiler'ı verdim. Cahil domuz diyor. O sevdiğini iddia ettiğin kökenini ah, tanımıyorsun bile diyor. Hala şüpheli konuşmaya devam ediyor. Burada kapışmalar şunlar bunlar var. Burada mızrağı şey yapıyor. Silas bir an sanki yeniliyor gibi oluyor. Ama henüz değil. Seni aydınlatmama izin ver sevgili prens. Kadim yüce varlıklardan bahsedeyim. Hala onları etrafta hissedebilirsin. Burada mücadele ettiler ve burada savaştılar. Hem de aklının alamayacağı bir güçle. Bu belki zamanında savaşan buraya gelip burayı fethetmeye çalışmış ama gücünü kaybetmiş canavarlardan bahsediyor ve Silas da belki o gücü hissedebiliyor e, duvarlara dokununca falan. Ve şu anda aldığı bu güç e, muhtemelen hiçlik büyüsü gibi geliyor bu bana ama Kimin böyle bir büyüsü var oyunda emin değilim. Ama büyü hiçliğe benziyor. Mor ve siyah bir ateş. Burada Jarvan'ı esir altına alıyor. Etkisi altına alıyor. Ve tekrardan iki kardeşler şifanesine hastaneye dönüyoruz. Garen'i görüyoruz. Doktor'u görüyoruz. Ve halası Tiana Kramgardı görüyoruz. Maalesef durumu vahim. Yüksek Mareşal Tiana. Aradan saatler geçti ama parmağını bile oynatmadı. Bilinen bütün te tedavileri denedim. Ondan sonra Tiana diyor ki sen bir şifacısın. Tıptan başka bir şey bilmiyorsun. Bense bir askerim. Belki de benim bildiklerimi deneme vakti gelmiştir diyor. Sonra Garen'e yaklaşıyor. Garen Krangard diyor. Ona gaza getirecek laflar söylüyor. Kralın tehlikede ve ulusun saldırı altında. Onları korumaya yemin ettik. Hadi kalk. <laughs> falan yapıyor. Görev seni çağırıyor diyor. Ve burada Garen'i uzun süreliğine son görüşümüz oluyor. Birazdan tekrar göreceğiz. Neden suratına sık prensik Çok yakında. Babacık. ha Ha hala aynı kişi. Neden suratına tık Prenscik? Çok yakında babacığına katılacaksın. Tüm domuzlar tek bir ağılda toplanacak. Çok eğleneceğiz. Çok. Şehrin yarısı burada olduğunu biliyor. Devri devriyelerim kısa sürede dönecektir. Yüzlerce kişi seni sarayın kapılarında bekliyor olacak. Diyor Jarvan. Ve Silas da zaten istediğimde tam olarak bu diye cevap veriyor. Şüpheli bir bakış. Sen delir misin? Şüpheli demeyelim de daha çok böyle bir... Yani üzgün ve umutsuz bir bakışta diyebiliriz. Sen delirmişsin. Bunun senin için kötü sonlanacağını bilmelisin diyor. Böyle hala ikna edici şeyler kötü mü diyerekten vuruyor şeyi yani itekliyor diyelim ya da yere düşüyor Jarvan. Kötünün ne anlama geldiğini biliyormuş gibi konuşuyorsun. Zindanda hayatta kalmak için neler yaptığıma dair bir fikrin var mı? Daha önce sıçan hiç sıçan yemiş miydin majesteleri? Bir ara denemelisin diyor ve kapıya geliyorlar kralın odası burası ah işte buradayız kralın odası umarım halkla görüşmeye hazırdır benim en sevmediğim sayfa bir sonraki sayfa arkadaşlar ee, o sayfaya geçelim orada yorumlarımı söyleyeceğim burada zaten neler olduğunu şu anda görüyorsunuz daha eğer hiç bakmadıysanız ilahlar aşkına olamaz diyor Jarvan şaşkın herkes şaşkın çünkü kral yerde yatıyor ve ölü gibi yerde bir kan görmüyoruz ama ölü olduğunu söylüyorlar muhtemelen de ölmüştür baba diye kırmızı içeri almışlar Hatta sanıyorum bağırıyor burada Kral ölmüş mü Ne çabuk diye tepki veriyor seni canavar yapıyor burada bir insan nasıl bir insan kendi kralını öldürür diyerekten söylüyor burada şurada biraz duralım sonra ya da okuyalım Ondan sonra ben yorumumu yapacağım Evet nasıl bir insan diyor bunu kim yaptı Kralı hanginiz öldürdü biz yapmadık. Diğerlerinden biri öldürmüş olmalı falan diye askerler şey yapıyor. Adalet'in kanı. Ödüllü domuzumuz gösteriden önce kesilmiş. Bütün planlarımız. Bunun ne anlama geldiğini biliyor musunuz diye Sayla soru soruyor. Başka bir domuz bulmak zorundayız. insanların önünde kesmek için. Şimdi beni rahatsız eden şey ne? Kral 3. Jarvan, Demasya'nın kralı. Demasya en büyük uluslardan bir tanesi. Belki Noxus'la beraber en büyük sayabiliriz. Şürgün falan da var ama hani onlar işte gittiler, geldiler, yok oldu, geri döndü falan azirle. Şudur budur. Ama demasya bayağı uzun süredir böyle tek güç, özel bir ulus, özel bir, özel bir kuvvet. Ama burada ne oluyor? Bu kralı böyle tek bir sayfada, hatta yarım sayfada öldürmek. Bana biraz şey geliyor hani kral isimsiz bir kral olsa tamam ama Kral yani dördüncü Jarvan'ın babası hani burada önemli bir karakterin babası ölüyor Bir çatışma olsaydı şöyle olsaydı böyle olsaydı ölseydi daha şey olurdu Ama beni asıl sorun beni asıl ıı, Rahatsız eden bu değil Xylas'ın kral katili diye skilli var oyunda yani kral katili diye. Hatta ben ilk bu şey çıktığında birkaç sayı önce falan da söylemiştim yani kralı muhtemelen Xylas öldürecek böyle bir skilli var falan diye. Hem Xylas öldürseydi Jarvan'la ikisi arasında daha büyük bir çatışma olurdu. Hem o çatışmayı görürdük belki kral 4. Jarvan'ı böyle iki işte güzel kırıç hareketiyle falan yaşlı bakın işte eski kurt falan havasında olsaydı bir şeyler olsaydı bana biraz çok yavan geldi burada bu çat diye pat diye ölmesi. Madem bu adam kralı öldürmedi neden adı kral katili? Eğer dördüncü Jarvan şu anda kral olacaksa artık prens değil muhtemelen artık kral Jarvan oldu bizim Jarvan. Ee, onu da öldüremiyor çünkü hala yaşıyor diye tahmin ediyorum. Hani öleceğini sanmıyorum. İki tane kralı da öldürtmezler herhalde bir tane adamı benim yorumum yani bu konuda bu o yüzden bu sayıyı benim sevmeme sebebim bu yani ben bekliyorum kralın ölmesini bu sayıda veya sonrakinde ama böyle saçma sapan ölmesini beklemiyordum sayfa 8'deyiz 2-3 sayfa kaldı yas tuttuğunu biliyorum majesteleri ama halkının sana ihtiyacı var diyor halkının önüne çıkaracak birazdan babam sizin, babam sizin türünüz hakkında yanılmış sizinle barışabileceğimizi düşünüyordu ve siz onu katlettiniz o bir kraldı. İstediği zaman gidişatı değiştirebilirdi. Onun yerine bize daha çok çile çektirdi diyor. Haklı. Kraldı. Her ne kadar barışçıl bir şey olsa bile o düşüncen, düşen, düşüncende olduğu sürece bir şey değiştirmiyor. Ben de dünyaya barış getireyim falan diyor ama oturduğum yerden işte buradan işte atıyorum kolamı yudumlarsam ne alaka yani. Hani. Neyse. Hem de sefil evladı yanında durup olanları izlerken dedi. Ondan sonra yani Silas dedi. Ama onun aksine biz adiliz. Sana işlediğin suçların hesabını verme şansı tanıyoruz diyor. Hem de tüm şehrin önünde. Bütün şehri buraya toplamışlar. İyisi kötüsü, büyücüsü büyücüsü olmayanı herkes burada. Minik prensimizin yargılanma vakti geldi diyor. Ve şu anda halkın o tarafta. Laks'a geri dönüyoruz. Hmm, önce bir sürü büyücü var. Ha, Ha, önde bir sürü büyücü var fakat batı duvarını kimse korumuyor. Parıltımı söndürme vakti diyor. Tehlikeli büyücülerde çalışıyorsa benim üstümde de çalışmalı diyerekten bir iksir içiyor. Bu iksirin ne olduğuna dair pek bir fikrim yok açıkçası. Ee, petrisit tozu mudur artık nedir yani hiçbir fikrim yok böyle içiyor. Şıngır diye bir efekt var. Geçen sayıda da böyle saçma efektler vardı. Ha şıngır bardağın kırılma tamam tamam bu benim hatam. Ben Shinger'ın böyle karın gruldaması veya acısı hakkında diye bir şey sandım. Shinger bardakmış. Tamam. Harika. Oraya sihrim olmadan gidip dövüşeceğim. Öfkeli büyücülerden oluşan bir orduyla savaşacağım. Hem de bir arbaletle. Tabi neden olmasın ki kendi kendine ironi yapıyor burada Lux komik olmaya çalışıyor Demasya halkı bunu söylemek çok acı ama kralınız öldü oğlu dördüncü domuz prens, prensçik ise Direkten böyle halkın karşısında yorumlar yapıyor. Millet sihrini hardur hurdur savuruyor burada, yardırıyor. Babasının, ulusun büyücüleri üzerinde kurduğu dehşet hükümranlığına ortak olmakla suçlanıyor. Hepsi yalan. Ne beni ne de babamı tanıyorsun diyerekten e, Jarvan burada tepkisini sunuyor. Yazılar biraz küçük olduğundan gözlerimin etkisi mi kayboluyor bilmiyorum. Okuyamıyorum ya. E, bayağı küçük gelmeye başladı herhalde. Çok mu zaman geçiyorum Meksika'da? İç bölgelere yardım götürdüm. Sayısız sürgünle tanıştım diyerekten devam ediyor Jarvan. Hatta hatta sizden çok da farklı olmayan birine aşık oldum diyor. Gerek var mı Jarvan yani böyle küçük şeylerle sanki a beni öldürmeyin ben de sizin gibiyim. Sizden çok farklı değilim. Barışçılım ben de falan filan demek. Biraz böyle dik dursa dördüncü Jarvan dese ki seni lanet olası dese şöyle dese böyle dese bir şeyler dese işte güzel güzel kelimeler cümleler kursa. Ha 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 ha. Masumiyetini kanıtladı millet onu duydunuz sihirli bir arkadaşı varmış diyerekten Silas ee, dalgasını geçiyor sorarım size dostlarım bu domuzun ifadesini daha fazla dinlemeye gerek var mı hayır sizce bağışlanmayı hak ediyor mu hayır Olsun pisliği bekleyin hayır diye bir tane adam var orada. E, prens Jarvan çok yaşa diye başka bir tanesi de var. Hani halkın ikiye bölündüğünü e, buradan görebiliyoruz. İnfaz edin diye de daha büyük bir çoğunluk var. Muhtemelen bu büyücüler ön safta olduğu için veya büyücüler daha fazla sesini çıkarmaya e, motive olduğu içindir. Hani düşünün. Büyücüler bir atağa kalkmış, kralı öldürebilecek bir gücü bulmuşlar. Uzun zamandır konuşamamışlar. O yüzden böyle daha fazla gür çıkıyor sesleri ama diğerleri kralımız öldü. Kral öldü yani artık saraya girdiler. Demasya'dayız. Büyünün olmadığı yerde büyü bu kadar rahat kullanabiliyorlar. Bu kadar büyücü var. Biz de sesimizi keselim şu ölenler arasında biz de olmayalım diye. O yüzden e, sesinin daha az çıktığını düşünüyorum. Nüfus daha fazla olsa bile büyücüsüz nüfus. E, büyücülerin sesi daha fazla çıkıyor burada. İnfaz mı? Eğer infaz edersek Demasya kaosa sürüklenir. Büyücüler sokakta özgürce dolaşabilir domuzun kanını akıtın diyerekten bir tanesi yine lafa giriyor. Bunu yapamazlar. Biri prensi kurtarsın diyor. Bir tane masum veya masum demeyelim işte kraliyete sadık veya kraliyet yanında. Kellesini uçurun diyen başkası var. Halkı duydum majesteleri maalesef soyun sona ermek, sona ermek üzere. Fakat biz vahşi değiliz. Ölmeden önce son yemeğini yiyebilirsin diyor ve fare getiriyorlar Carvan'a. Silas'ın iğrenç intikamlarından bir tanesi. Biraz nazik ol majesteleri. Misafirperverliğimizi reddetme. Yeter diyerekten buradan bir giriş oluyor. Mini kışık diyor burada Silas. Prensi serbest bırak diyor. Lux elinde arbaletle gelmiş buraya kadar. Bekleyin. Hayır. O bir dost. Öyle değil mi Lux sana? Ben de bir zamanlar öyle sanıyordum. Ah be Lux, ışığın sönmüş. Ne oldu böyle diyor. Tabii ki hissedebiliyor. Ee, daha iyi bir dünyanın hayalini kuruyorduk. Şimdi de onu inşa ediyoruz. Bize katıl, özgürlüğe kavuş. Kendini derken bışınk diye ya da şınk diye vuruyor burada şeyi. Kalbinden vursana giriyorsun. Keko bir şeyden vuruyor. Beceriksizliğinden, beceriksizliğindendir herhalde. Zaten o yüzden de ultisini çatır çutur dağ taşı atıyor. Mini kışık. Neden? diye sinirleniyor burada. Sonuçta canı acıdı yani. Bana ihanet ettin Saylas. Beni kullandın hem de öldürmek için. Bunun olmasına bir daha asla izin vermeyeceğim diyor. Ama bu sefer bir şatırt daha geliyor ve arbalet yarıdan ikiye, 2'ye bölünüyor. Seni küçük nankör diyor adam sinirli sonuçta. Yani burada herkesin eşitliği için bir şeyler yaptığını düşündüğü için öyle. Senin için yaptığım onca şeyden sonra diyor. Gerçi onun için ne yaptıysa birazcık bir şeyler öğretti sadece. Aa, ah! falan diyor. Aman tanrım burada gözlerim resmen kanadı yani. Ben burayı görmemiştim. Almış bıçağı patırt diye bacağına saplamış ya. Ne dikiliyorsunuz yakalayın şunu demiş. Ben bu taneyi kaçırmışım önce kokulduğumda. Beni böyle şeyler çok rahatsız ediyor. Görünüşe göre tarafını seçmişsin laksana. Ne yazık ki seçtiğin taraf yanlış. Hem kralın hem de A. ağabeyin öldü. Ve prensin de yakında onlara katılacak. Sana gelecek olursak üzgünüm ama başka seçeneğim kal derken burada sıkı durun durdurun onu. ...falan derken burada birileri halklar falan... ...şu uçuşan adamlar görseydik... ...tam şu sağdaki gibi çok daha iyi olurdu burada da... ...ama onu sağa saklamışlar. Son sayfada koca cüsseli Garen'in... ...insanları yardıra yurdura... ...arkasında tabii şeyler de var... ...diğer muhafızlarla beraber... ...yardıra yurdura gittiğini görüyoruz. Merhaba büyücü... ...bu işi bitirmeye hazır mısın diyor. Şimdi burada sonuncuyu geçeceğiz arkadaşlar sonuncuyu geçeceğiz bir ayi falan var sanıyorum aylık çıkıyor bunlar sonraki sayı bir bir isyanı bastırmak ee, lolin haberler lolin sitesinde haberler bölümünde Shinjao'nun yeni bir hikayesi olduğu söyleniyor ve hikaye tam da bu anları anlatıyor anlatıyormuş bunlar olurken Shinjao'nun neler yaptığını gösteriyor belki 5. sayıda bize bizim um, bize katılabilir şimdi ha çünkü önemli bir demasyalı o da. Aşağı tabakadan gelmiş, direkt böyle asker olarak başlamış ama hızlı hızlı çok fazla yükselmiş. Ve Jarvan'ın çok yakın arkadaşlarından bir tanesi. Jarvan'a çok 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 bağlı bir insan. O yüzden ben e, göreceğimizi tahmin ediyorum. Nasıl olacak konusunda emin değilim. Sylas'ın kaçacağını düşünüyorum ben. Tam olarak e, kısa hikayesini okumuştum ben. Aynen, Sylas kaçıyor belli ki. E, Sylas kaçacak, nasıl kaçacağı konusunda çok fazla emin değilim. Garen'in yaşayacağını biliyoruz. Büyücü olması artık Lux'la beraber aralarındaki ilişkileri değiştirebilir. Bir kısa hikaye daha gelebilir Garen ve Lux'ın arasında. Bunlar olabilir. Shinja'ya yeni bir hikaye gelmişken Demacia kültürü ve hikayesi çok fazla genişledi. Çok fazla şey öğrenmeye başladık. Bu sayede belki dediğim gibi bir Garen-Lux hikayesi daha bulabiliriz yakın zamanlarda. Şimdilik bu bölümlük bu kadar. Biraz hayal kırıklığı uğrattı ben de dediğim gibi. Özellikle o kral sahnesi. Ama yine de şu konuda sevinçliyim finale bir sayı daha yaklaştık yani son sayı artık final olacak 5 sayılıktı bu dördüncü sayı bir ayda bir geliyor bunlar bu hafta, bu, bu seferki sanıyorum birazcık ertelendi 5-6 hafta olmuş olabilir yanılmıyorsam ee, bakalım artık bir dahakini bekliyoruz umuyorum tatmin edici bir sonuç çıkacaktır ee, bu videoluk bu kadardı arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Yaptığım hatalar varsa kusuruma bakmayın. Yaptığım hataları siz yorumlarda düzeltebilirsiniz. Böylelikle e, yorumları okuyan arkadaşlar doğruyu öğrenmiş olabilir. Bazen e, küçük küçük hatalar, gözden kaçan şeyler olabiliyor. E, dilimin sürçtüğü yerler içinde kusuruma bakmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.